Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Bizim 5 tavukları alanı genişletmeye başladılar. Burada yeni büyüyen yavrular var. Bugün de dedim çiftliği üst taraftan sizlerle paylaşayım. Hem de 5 tavukları nasıl alanı genişletiyorlar onlara bir bakalım. Grup halinde arkadaşlar 5 tavukları hareket eden. Çok güzel nadide kanatlarımız. Belki bir uçuş da yapabilirler. Kim var burada? Duman. Arkadaşlar yolu da görmenizi istiyorum. Bu şekilde ilk önce alta kalın malzeme, ince malzeme 10 numara yerimiz yapıldı. Şöyle alt taraftan geçelim. Böyle yayılmalarını da istiyorum çünkü vallahi böyle alan genişlettiklerinde hem besi kaynaklarını kendileri buluyorlar. Hep söylüyorum, gariban tavuğu diyoruz arkadaşlar buna. Bak 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 bak, çekirgenin peşinde hepsi. Nasıl saldırıyorlar. Burada sayacağım. Toplam 41 tane burada var arkadaşlar. 41 burada var, 10 tane orada var, 51, 14 daha, 65, 65, 11 var, 75, 80 falan besimiz var. Bak bak bak, dolanıyorlar, sese bak ya. Ha, burada gübre de var. Şu gübrede eşinin ne kadar çok dolaşırlarsa o kadar yem maliyetleri azalır arkadaşlar. Buralarda birdenbire bir saldırı olsa hepsi uçarak çiftliğe geri dönüyorlar. Hayallerimiz daha çok beş üretmekte. Ama arkadaşlar işte her hayalimiz gerçek olsaydı dünyanın bu kadar keyfi tadı olmazdı. Yani elimizdeki rakamı koruduk. Orada kabak çıkmış galiba. Şurada ya, eşimin işte bu ya. Tedirginler bir yandan da, yani ilk defa bu taraflara geliyorlar yavaş yavaş. Bir tedirginlik de var yani, riske de atmıyorlar kendilerini, sağa sola iyi kontrollü bakıyorlar. Bir saldırı olursa hemen uçacaklar yani, çok tetikte bir hayvan arkadaşlar. Öyle iyi araziyi analiz etmeden böyle kafasına göre rahat rahat takılmaz. Her zaman böyle bir tipirikli halleri vardır. Oh ne güzel, baksana şunlara ya. Bir de uçuşlarını görürsek bu videoda müthiş olur. Arkadaşlar kabak çıkmış ama olmamış.
beçlerin gübredeki keyfi diyelim bugün de, ne diyelim. Böyle biraz beçlere uzun zamandır böyle özel bir video yapmamıştık. Sahipleri ben olduğum için beni biliyorlar. Arkadaşlar kaçmıyorlar. Normalde başka bir adam gelse yıkarlar burayı. Yani tamam, yarı yaban hayvanlar da sahibini de biliyorlar yani. Değdi de burada tabii ki yanında. Evet arkadaşlar, bir akşam diyorum, çok üzüldüm. Bir yorumda, dün akşam daha doğrusu, bir yorumda arkadaşlar, bir arkadaş demiş, iki tane beş tavuğu alırsam yumurtaya gelirler mi hocam demiş. Gelmezler. Beş tavuklarının yumurtaya gelişi Nisan ayı ile başlar, Eylül ayı ile biter arkadaşlar. İtalya, Avrupa'da 60 milyon tüketimi, yıllık tüketimi olan 5 tavukları maalesef Türkiye'de toplu bir üretime sahip değil. Türkiye'de bunu benim gibi 8-10 kişi anca yapıyordur bu kadar. Ama popülasyonu devam ediyor. Büyüdükten sonra çok dayanıklı hayvanlar. Yani hep Avrupa'yı biz hep bir şeylerde örnek alıyoruz. İşte şuydu buydu. Arkadaşlar yine maalesef Avrupa demek zorundayız. Maalesef. Niye biz bunları kendimiz üretmiyoruz da? Yani böyle bir 60 milyon beç tavuğu eti, yumurtası ayrı arkadaşlar, onu bilmiyorum. Bu kadar tüketimi olan bir hayvanın Türkiye'de üretilmemesi, çiftliklerinin kurulmaması. Yani sebebi nedir? Gerçekten bilemiyorum. Böyle bir sürü ormanlık arazilerimiz var kullanılmayan. Oralarda doğanın ekolojik dengesini bozmadan çok müthiş bir şekilde beç tavuğu üretimleri aslında yapılabilir. Neden yapılmadığını gerçekten bilmiyorum. Biz elimizden geldiğince işte böyle yapıyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz ama bir yere kadar. Türkiye'de de çok fazla beç tavuğunun bilinmemesi, yumurtasının lezzetinin ne kadar harika olduğunun bilinmemesi beç tavuğunu da istediği, hak ettiği yerde maalesef tutamıyoruz arkadaşlar. Hep söylüyorum, en önemli özelliklerinden bir tanesi aslında doğaya bir dönem devlet tarafından salınan beç tavukları arkadaşlar. İşte buna bohçacı mı dersiniz, çapulcu mu dersiniz, ne dersiniz? Kendi tüketim, besin tüketiminin nasıl olduğunu, ekolojik dengenin nasıl olması gerektiğini bilmeyen kişiler tarafından vurularak, ya şöyle yatan bir hayvan buraya kurşun sıkılır mı? Yazık. Bunlar üresin, doğadaki kenelerdi, zararlı hayvanlardı, onların ekolojik dengesini korusun. İnsanlar rahat rahat ormanlarda, doğada geçsinler. Ya ben kene şöyledir, kene böyledir demiyorum arkadaşlar. Doğada kenenin de bir yeri vardır. Elbet bu doğaya bir faydası vardır ama sonradan üreyen keneler, İsrail'in arkadaşlar genetikleriyle oynadığı keneler insanları öldürüyor maalesef. İşte Kırım Kongu kanamalı ateşi hastalığına sebebiyet veriyorlar. Yoksa biz çocukluğumuzda hayvanların üzerinden arkadaşlar, ineklerin üzerinden, köpeklerden böyle gri renkte keneler vardı, alırdık, patlatırdık yani. Ama bu son 10 yılda üreyen
genetiğiyle oynanmış kemerler arkadaşlar. Öyle değil, kızılımsı. Acayip bir rengi var yani. Sanki uzaydan gelmiş bir küçük robotlar gibiler. Acayip bir şeyler yani. Bunun için bunların da yok edilmesi noktasında en güzel arkadaşlar kanatlı, ekolojik dengeyi bozmadan işte beç tavukları. Söylüyoruz arkadaşlar. Söylemeye de devam edeceğiz. Bakalım biz de mücadelemizi nereye kadar vereceğiz, onu da hep birlikte göreceğiz. Evet, beçlerimiz burada keyiflerini yapsınlar. Vallahi hepsi gömüldüler arkadaşlar gübrenin içine. Biraz daha yakın plan yapalım bakalım. Evet arkadaşlar, beçler gübre içinde keyif yapıyorlar. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı arkadaşlar unutmayınız. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Uçurmayacağım arkadaşlar, hiç keyifleri bozulmasın. Gayet güzel de eşeleniyorlar. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.